Benim hayatımı en çok etkileyen ve idol olarak gördüğüm iki isim. Birisi Kemal Osman, diğeri Necip Koca Yusufpaşoğlu. Bunlar Türk hukukun iki büyük deviydi. Öyle ki o zamanlar bile İsviçre'de emsalleri yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi kanun yapma yöntemi apayrı bir uzmanlık. Bir kere sürüyle kanun yapılmaz. 80 kişi, 100 kişi, yok Noterler Birliği'nden de, yok Yargıtay'dan, yok bilmem ne odasından, şu barolardan bir sürü insan böyle kanun yapılmaz. Büyüklükleri görebiliyor musunuz? Yeni yetme bir asistan efsane Haluk Tandoğan'ı eleştiriyor ve Haluk Tandoğan onu Ankara'ya yemeğe davet ediyor tanışmak için. O uzmanın görüşünün aksini savunuyorsunuz. Hoca tek kelime etmeden kalsın, tamam bu senin görüşün diyebiliyor. Merak etsinler. Bu niçin böyle? Bunun mantığı ne? Bu niye var? Sorgulasınlar. Bir avuç çivi yutmuş gibi olmalı bir akademisyen özellikle. Sürekli her gün biri batmalı midesine. Ben Furkan Güventaş'tan. Hukuk Atölyesi başlıklı bu podcast serisinde alanında usta olan isimlere yalnızca yöntemlerini soruyorum. Bu bölümde konuğum Sayın Profesör Doktor Nami Barlas. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Furkan Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Hocam Euro 2024'ün yaşandığı günler futbolu takip ettiğinizi de biliyorum. Zannediyorum bir Fenerbahçelisiniz değil mi? Evet, gururla söyleyebilirim. Euro 2024'ün bütün maçlarını da eksiksiz izliyorum ama pek tadı yok. Ben futbolla alakalı olarak, daha doğrusu Fenerbahçeli oluşunuzla alakalı olarak bir Galatasaraylı sıfatıyla şunu soracağım. İnternette dolaşan çeşitli tevatürler var. Hoca kırmızı koltuklara sarı elbiseli öğrencileri oturtmazmış diye. Doğru mu hocam? Ya oturtmazmış değil. Yeditepe'de kırmızıydı koltuklar. Bir gün bir öğrenci de sapsarı bir kıyafetle gelmişti. Ya rahatsız oluyorum, böyle sarı kırmızı olmuyor dedim. Bir daha giyme dedim, şaka yolu takıldım. Ben hep takılırım, yoksa öğrenciye hiçbir şey empoze etmem. Sonra da herkes buna uydu. Şu an Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapıyorsunuz. Hayır, Yeditepe'den ayrıldım. Ayrıldınız mı hocam? Hiç tadı kalmadı artık yüksek öğretiminde. Ders anlatmayı çok aşırı derecede tutkulu bir insanım. Ölene kadar da anlatırım diyordum. Fakat Yeditepe'nin son yıllardaki kötü uygulamaları, en başta oranın kurucu dekanı ve her şeyi olan Haluk Kabalioğlu hocanın görevden alınması ve sonrasında yaşanan bir takım olumsuz gelişmeler, şahsımla ilgili olmamakla beraber beni de rahatsız etti. Zaten Covid dönemi de başlıyordu, onun için istifa ettim. Daha önce özellikle uzun yıllar İstanbul Hukuk Fakültesi'nde görev yaptınız öğretim üyesi olarak. Yine benzer şekilde Galatasaray Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve Kocatepe Üniversitelerinde çalıştınız. Kocaeli, özür diliyorum, evet. Hocam bütün bu fakültelerdeki öğrencileriniz dersleri çok keyifli işlediğinizi söylüyor. Ben de onunla ilgili olarak sizin yönteminizi merak ediyorum. Derse nasıl hazırlanırsınız? Şimdi Furkan Bey, bizim adımız öğretim üyesi. Anlatım üyesi değil, kitaptan okuma üyesi de değil. Öğretim üyesiyseniz öğretmelisiniz. Öğretmek için de temel şart öğrenciyi işin içine katmaktır. Öğrenciye hakim olmak, onu fethetmektir. Onun için ne yapacaksınız? Şimdi ben kürsüye oturup orada notlarımdan ya da bir kitaptan mır 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 okursam hiç kimse dinlemez. Ben hiçbir dersimde bir saniye oturmadım kürsüye. Derse girerken elimde kitap ya da ders notu olmaz. Bir tek kanun olur. Bir de o günkü anlatım planı neyse ona ilişkin küçük bir not olur. Oradan içindekiler gibi kitaplardaki planı takip ederim. Ama derse bir gün önceden akşam evde hazırlanırım. Neydi, konu ne, bunları nasıl sunabilirim, nerede hangi esprilerle öğrencileri ayakta tutabilirim. Artı o konuda daha önce bana uygulamadan mütalaa konusu olarak gelen pek çok dosya oluyor. Bu konuda bir uygulama örneğim ki mutlaka çıkıyor, var. Çok sayıda mütalaa verdim çünkü. O örneği alırım.
kafama. Bunu anlat derim. Derse girdiğimde öğrenciden bir tek istediğim vardır. Elinizde kanun olacak. Kanun olmadan derse kabul etmem. Onun dışında isterse ne giyerse giysin, ne yaparsa yapsın, yemek yesin, bunlar benim umurumda değil. Bunlar şekli şeyler. Bu hazırlanma sürecini son yıllara kadar herhalde hep devam ettiniz değil mi öğretmeniz? Aynen. Sizin bu toplantınıza da hazırlandım. Teşekkür ederim. Peki slide kullanıyor musun? Kullandınız mı hiç? Ay ona deli oluyorum. Hayır ve nefret ediyorum. Şimdi özellikle gençler bunu marifet sanıyorlar konferanslarda, derslerde. Yahu grafikler olur, analizler olur, istatistikler olur, iktisatta ne bileyim matematikte onları gösterin. Hukukta yazıyor temel şartları 4 tane madde altta, oradan okuyor. Böyle hocalık olmaz. Benim derste sadece öğrenci, ben ve kanun vardır. Öğrencilere bir kere yerime asla oturmam bütün gün salonda dolaşarak. Asla öğrenciye de sen söyle demedim hayatımda. Önce şöyle yaparım, bir örnek olay atarım ortaya. Burada böyle 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 olmuş, A haklı mıdır ya da bu böyle olur mu derim. Öğrenciler el kaldırıp konuşabilirler, el kaldırır, söz veririm. Doğru mu söyledi? Onu yanıltarak yanlışa sevk ederim. Karşı uydurma argümanlarla bazen içimden benim de gülmek gelir. Olur mu ama bak böyle 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 falan. Aslında olmadı halde ya bu yenilik doğuran haksız o açıdan düşündün mü falan. Sonra karşı görüş çıkar. Öğrenci arasında tartışma olur. En sonunda açın. Kanunda bunun çözümü var mı derim. Bulan olur bazen. O zaman oku derim. Bulamazlarsa ben söylerim şu maddeyi açın. Okuyun. Maddeyi analiz ederiz. Onun üzerine doğrusunu, kuralı anlatırım. Sıfırdan ders anlatıyor gibi. Ve o konuya ilişkin uygulamada yaşadığım şirket isimlerini de vererek tahtaya şemasını çizerim. Tahtayı çok kullanırım çünkü. İşte bu böyledir. Bakın, bir konuyu birine öğretmenin en iyi yolu onun kendisinin anlamasını sağlamaktır. Siz ona söylemeyin. Onun kendisini keşfetmesini sağlayın. Bu da ancak işte böyle tartışma ortamıyla falan demek ki bu buymuş, buna da bağlantılıymış diye içinden düşünsün. Benim yöntemim budur. Evet, sizin yönteminizde öğrenciyi derse katmak, yüksek oranda katmak. Üst üste 4 saat, 6 saat ders yaptığım oldu. 2 teneffüs ancak çıkardık. Çocuklar istemezdi çıkmak. Bu da çok hoştu tabii. 1982 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden dönem birincisi olarak mezun oluyorsunuz ve aynı sene asistan olarak göreve başlıyorsunuz. İstanbul Hukuk'ta Medeni Hukuk Anabilim Dalı'nda hangi hocalarla çalışma fırsatınız oldu? Ben mezun oldum. Profesör Selim Kanetti'nin Harbiye'deki bürosunda staja başladım. Hoca hayatında stajyer almamış. Ama ben 2 gün direndim, ikna ettim, beni staja aldı. Orada stajdayken bir gün sekreter dedi ki sizi Profesör Özer Seliç'i aradı. Şu numarayı aramanız lazımmış. Özer Seliç hocamız, Feyzoğlu Seliç'i kürsüsünden ben 4 sene Medeni Hukuk okudum. Ben de aradım. Nami Bey dedi hoca akşam evinden. O zaman cep telefonu falan yok. Nami Bey dedi, Feyzi Bey dedi sizi cumartesi günü işte saat 2'de vali konağındaki evine bekliyor dedi. Peki hocam dedim. Tahmin ettim. Feyzi olacak Kazım Karabekir Paşa'nın damadıdır. Çok da severdim. Muhteşem ders anlatırdı. Yani Ünal Tekin Alp Hoca ile Feyzoğlu Hoca'nın ders anlat, bir de Selahattin Suriye Tekinay Hoca'nın ders anlatımları bambaşkaydı. Sonraki kuşaktan da Teoman Akinal Hoca'yı zikredebilirim. Muhteşem ders anlatırlardı. Gittim. Misafirleri varmış. Beni bir odaya aldılar. Sonra hoca getirdi bir kutu çikolata. İkram etti, bir tane aldım. Gözüme böyle baktı. Çok azametli, yakışıklı, uzun boylu ve otoriter bir insandı. Bize geliyorsunuz dedi. Peki dedim ben de ne diyeyim? İtiraz etme şansınız yok. Hocalar o zaman tanrıydı. Yani bakın o İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde daha 6 aylık asistanı karşıdan görünce biz yolumuzu değiştirirdik. Sigara içenler sigaralarını saklardı, önlüklerdi. Şimdikinden çok farklıydı. Ah bizim zamanımızda diyen insanları da hiç sevmem bu arada ama gerçekten dünya değişiyor, nesiller değişiyor, anlayışlar değişiyor.
O zaman da bazı şekli saygı gösterileri çok gereksizdi ama bazıları çok gerekliydi. Neyse. Dilekçemi verdim, asistan oldum. Aradan birkaç ay geçti. O zaman Feyzi Hoca danışman meclisinde üyeydi Ankara'da. Ve Esenboğa'da karlı bir günde uçak düştü ve hoca vefat etti. Tabii mahvolduk. Sonra pat YÖK kanunu çıkıverdi, yürürlüğe giriverdi. Medeni hukuk ana bilim dalı, özel hukuk gibi, başkanlığı gibi kavramlar oluşturdu. Sonra bir gün hademe geldi, dedi ki sizi Zahit İmre Hoca çağırıyor. Adını duydum ama hiç tanımıyorum. Nerede odası dedim, beni götürdü. Zahit Bey dedi ki, rahmetli, ben dedi özel hukuk bölüm başkanı oldum dedi. Evet, sizi benim kürsüme alıyorum dedi. Hocam ben sizi tanımıyorum, öğrenciniz de değilim dedim. Hayır, yetkim var dedi. Özel hocaya gittim. Hoca çok zarif ve naif bir insandı. Ama Namicim bir şey de yapamam, yetkisi var, hocamızdır dedi. Peki, Zahit İmri'ye asistan olduk mu? Hasan Erman da o zaman asistan doktordu. Neyse, bir 5-6 ay öyle çalıştık ama tabii mutlu değilim. Bu arada ben hemen yüksek lisansa başladım. İlk defa yüksek numaram 5'tir. Şimdi herhalde 100 binler olmuştur. Yüksek lisansa başladık. Danışman seçiminiz lazım. Ben de hep kitaplarını okuduğum, çok da saygı duyduğum. Fakültenin en sert hocası kim dedim. Oğuzman dediler. Ben de gittim rahmetli Oğuzman hocaya. Onu danışman seçtim. Bu arada onunla derse başladık. Necip Kocapaşalı hocadan da ders alıyorum. Zahit Bey 5-6 ay sonra emekli oldu. Oh dedim, ben artık kürsüme geçebilirim. Bu arada çok özür diliyorum, bir şey sorabilir miyim? Siz bir kürsüdeyken başka bir kürsünün hocasını danışman olarak seçmeniz problem oluşturuyor muydu o dönem? Hayır, hayır. Ben o kürsünün de aslında öğrencisi de değilim. Asistanında zoraki olmuşum. Kimse karışmazdı. İsteyen istediğini seçerdi. Tabii kendi kürsü hocanızı danışman seçmek yakışık alan bir şeydir. Doğrusu budur. Ama o zaman benim kürsüm yoktu ki. O bölüm başkanlığı emrinde diye beni Zahit Bey aldı. O işte 5-6 ay sonra emekli oldu. Bu sefer dediler ki Bülent Köprülü seni çağırıyor. Onu da hiç tanımıyorum. Gittik. Şener Akyol rahmetli, Bülent Hoca rahmetli. Bir de o zaman asistan doktor İlhan Ulusan var. İlhan abiyle temasımız var çünkü o gerçek bir ağabeydi asistanlara. Kıdemli asistan olarak muhteşem bir insandır. Çok da iyi bir insandır. O söylemiş bu çocuğu alalım diye herhalde. Dedi bizim kürsüye geliyorsunuz, yetkim var. Artık yani bir şey de yapılamadı. Bu o zamana kadar bekleyen Seliççi, Feyzoğlu Seliççi kürsüsü de Sahibe Oktay'ı asistan olarak aldı. Sahibe benim sınıf arkadaşımdır ve çok sevdiğim bir dostumdur. Bir 4 sene falan onlarla çalıştık. Bu arada yüksek lisans doktora gidiyor. En sonunda Kemal Oğuzman Hoca bölüm başkanı olduğu gün beni kürsüye aldı. İstanbul Hukuk'ta, medeni hukuk alanında hemen her kürsüyü herhalde hocam tecrübe ettiniz. Daha bitmedi. Almanya'dayken işte Rona Serozan hoca, o Tübingen'de yaşardı yarı yarıya rahmetli. Dedi seni bizim kürsüye alıyoruz. Ben Necip Bey daha önce beni kürsüye istemişti. Ben hayır hocam, Oğuzman hocayı bırakamam demiştim. Bu arada da Rona hocanın böyle bir çocuk suyunu vardı. Ben Nami ikna ederim falan mı dedi. Ne dediyse peşin olarak. Necip Bey de gitmiş Kemal Hoca'ya Nami Bey'i biz alacağız demiş. O da çok sert bir şekilde reddetmiş, bana mektup yazdı. Telefon iletişimimiz yok ki. Evden yurt dışına araması da dehşet bir paraydı o zaman. Böyle bir şey oldu, eminim senin haberin yoktur. Olsa bana söylerdin dedi. Hoca çok büyük bir olgunlukla. Hocam ilk kez duyuyorum böyle bir şeyi dedim. Haberim bile yok dedim. Ben sizden ayrılmam. Neyse. Hoca emekli olduğunda en son, hoca emekli oldu Oğuzman Hoca. Herkese emekli ettim yani. Sonra Necip Bey dedi ki bana o zaman söylemiştiniz. Hoca emekli olana kadar ayrılmam demiştiniz. Emekli oldu, şimdi benim kürsüme dedi. O sırada Necip Bey de emekliye ayrılmıştı. Ama temasımız hep sürüyordu. Sonra kürsüye geçtim. Rona Serozan ve Arpacı'yla, Abdülkadir Arpacı ağabeyle çalışmaya başladık. Emekliliğim gelince de o dönemdeki rektör Kemal Alemdaroğlu'nun hukuk fakültesine karşı aşırı faşizan tutumları yüzünden pek çok hoca ayrılmıştı zaten. Artık ben de bıkmıştım.
Galatasaray Üniversitesi'ne geçtim. Ve oradan da Galatasaray'dan da emekli oldum. Hocam aslında her bir hocayı sormak isterdim ama merak ettiğim iki hoca var. Necip Koca Yusuf Paşaoğlu Hoca ve Kemal Oğuzman Hoca. Ben onlarla münasebetinizi merak ediyorum. Kronolojik sıraya uygun olarak dilerseniz Kemal Hoca ile başlayabiliriz. Siz Kemal Hoca'ya yapılan armağanda yazdığınız sözler var. Ben oralardan da alıntılar yaparak müsaadenizle soracağım. Şöyle demişsiniz: ve sevgili hocam, bir cuma günü sessizce aramızdan ayrıldı. Giderken hala elinde kalemi vardı. Buradan hareketle hoca nasıl çalışırdı? Nasıl bir disiplini vardı? Hoca Galatasaray Üniversitesi'nde kurucu dekandı. Dekan olarak masasında çalışırken elinde kalemiyle vefat etti. Onun için yazdım. Odasında otururken bir gün demişti ki, o zaman emekli olmamıştı İstanbul Hukuk'ta, Allah insana güzel ölüm nasip etsin dedi. Hocam dedim, yani ölüm başlı başına kötü bir olay, üzücü bir olay. Ölümün güzeli olur mu dedim. Olur, olur dedi. Hoca çok inançlı da bir insandı ve çok güzel bir ölüm yaşadı. Bambaşka bir varlıktı. Benim hayatımı en çok etkileyen ve idol olarak gördüğüm iki isim. Birisi Kemal Osman, diğeri Necip Koca Yusuf Paşaoğlu. Bunlar Türk hukukun iki büyük deviydi. Öyle ki o zamanlar bile İsviçre'de emsalleri yoktu. Düşünebiliyor musunuz? Muhteşem insanlardı, muhteşem hocalardı. Kemal Hoca son derece sertti. Ama aslında o kadar da hoşgörülüydü. Her şeyi mantıkta. Mantık mantığına vururdu. Hukukçuluk yöntemi pozitivistti. Çok fazla kanuna ve kurallara bağlıydı. Esnek değildi. Mesela Ronald Serozan Hoca da onun tam tersi uçtur. Menfaat hukukçusudur ama aslında Freirechtsschule dediğimiz serbest hukuk ekolüne de kayar. Necip Koca Yusuf Paşaoğlu Hoca ikisinin ortası ve ideal kıvamdı. Hocadan şunu öğrendik: çalışma disiplini, titizlik ve bilimsel dürüstlük. Bunlar Kemal Hoca'nın şiarıydı. Hiç unutmuyorum, tezimi Tübingen'den döndüm, tezimi bitirmiş olarak dönüp hocaya verdim. Hoca okudu tezi. Doktora tezi değil mi? Evet, bir haftada okudu. Bir yıl, iki yıl okumayan hocalar vardır. Hoca olağanüstü bir insandı. Çünkü ben de ondan onu öğrendiğim için hiçbir asistanımın tezini, doktora tezini veya doçentlik raporlarını bir haftadan fazla geciktirmem. Çünkü onun kariyeri gecikecek. Oturdu, ciddi, hiçbir eleştirisi yok. İşte şurada şu kelimeyi bitişik yaz, şunu falan. Sonra geldi, hocanın görüşünün tam tersini savunduğum kısma. Ben de onun kaygısını çekiyorum. Baktı, eliyle böyle aldı. Üç sayfayı attı, burada sen farklı düşünüyorsun dedi, hiç söz söylemeden geçti. Böyle müthiş bir bilimsel hoşgörüsü vardı. Sonra o gün hadi yemeğe gidiyoruz dedi, her gün işte asistanlarıyla bizim profesörlerine yemeğe giderdik. Ama gitmeden önce baktı, ha dedi, bu atfı dedi, çıkar, bu yanlış dedi. Kendisi de bakmadan yanlış dedi. Çünkü niçin? O atıfta rahmetli Haluk Tandoğan'ı, bana göre o da Türkiye'nin en büyük hukukçularından biriydi. Ankara hukukun en iyisiydi belki tarihteki. Haluk böyle bir şey söylemiş olamaz dedi. Bunu çıkar dedi. Yani hiç bakmadı bile ki hoca mutlaka bakar. Hiç ses çıkarmadım hocayı tanıdığım için. Yemeğe gittik, dönüşte biraz rahatladı. Hocam ben kütüphaneye gidiyorum, müsaade ederseniz hocanın kitabını getirebilir miyim size dedim. Getir dedi. Kitabı açtım, baktı, okudu, okudu. Atıf doğru, çözüm önerisi yanlış. Benimki doğru, tamam o kalsın, ben akşam Haluk'la konuşurum dedi. Sonra Haluk Hoca beni Tandoğan Ankara'ya yemeğe davet etti. Büyüklükleri görebiliyor musunuz? Evet. Yeni yetme bir asistan efsane Haluk Tandoğan'ı eleştiriyor ve Haluk Tandoğan onu Ankara'ya yemeğe davet ediyor tanışmak için. Oğuzman'ın görüşünün aksini savunuyorsunuz. Hoca tek kelime etmeden kalsın, tamam bu senin görüşün diyebiliyor. Hocam şimdilerde zaten insanların bilimsel muarazaya girme konusunda cesaretleri de belki gitmiş durumda. Bu hocalardan kaynaklanıyor, tez danış. Mesela Kemal Hoca bana asla şu konuyu yazacaksın demedi. Yüksek lisans, doktora, doçentlik hepsini kendim seçtim.
Hocaya sundum, hoca olur dedi, güzel dedi. Ya olmaz, o konunun bir manası yok dese değiştirirdim. Hocanın her sözü benim için kuraldı ama hocaya hiçbir zaman bize konu empoze etmezdi. Çünkü aday o konuyla yatıp kalkacak, onunla evlenecek. Adaya şu konuda tez yaz demek en büyük yanlıştır. Sevmediğiniz o konuyu Furkan Bey, siz de akademisyensiniz. Sevmediğiniz bir konuda çalışmak, yutmak istemediğiniz, ağzında da çiğneyerek büyüttüğünüz bir lokma gibidir. Olmaz. Hangi konuyu seviyorsa o konuda çalışmalı aday. Ben de hep sevdiğim konularda çalışma fırsatım oldu. İnsan bazen sevdiği konularda dahi böyle 3 yıl, 4 yıl çalışınca bir konudan da bıkma, usanma durumu oluyor. Sevmediği konuda kim bilir neler oluyordur diye düşünüyorum. Ama anlatımınızdan şunu anlıyorum ben. Kemal Hoca'nın da, Necip Hoca'nın da asistanın iyi yetiştirilmesi onlar için birinci öncelikli mesele. Kesinlikle doğru. Kesinlikle. Her şeyden önce o vardı. Bir de Kemal Hoca'nın rahmetlinin bir özelliği. Düşünüyorum bugün Oğuzman diye bir hiç yaşamasaydı Türk özel hukuk eğitimi nerede olurdu? Oğuzman Hoca çok eski deyimle veluttu. Her konuda kitabı var. Bugün bakın eşya hukuku Oğuzman Selici. Borçlar Oğuzman Öz. İşte temel kavramlar bizim Oğuzman Barlas. Kişiler hukuku Oğuzman Selici Özdemir. Anlatabiliyor muyum? Oğuzman Hoca'nın çocukları onların eserlerini sürdürdüler. Mesela eşya hukukunu sahibe sürdürüyor gayet başarılı şekilde. Kişiler hukukunu da sürdürüyor. Hepsine müteşekkirim. Hoca böylece yaşıyor. Ölümden sonra yaşamanın yolunun eser bırakmak olduğunu bize davranışıyla gösterdi. Böyle değerli hocaların eserlerinin yaşatılması da sonraki kuşaktaki yetiştirdikleri tarafından son derece önemli. Şöyle demişsiniz Kemal Hoca için. Aklına gelen meseleleri de hep bizimle paylaşırdı ama baştan kendi görüşünü hiç söylemez. Sürekli olarak sizin söylediklerinizi çürüten argümanları karşınıza çıkarır ve böylece sizi çözüme doğru yönlendirirdi. Sokratik yönteme çağrıştırıyor biraz da. Bravo, çok doğru bir tespit. Hoca bizi birbirimize düşürmekten zevk alırdı. Ve şimdi şöyle olurdu. Sabah 9:20 geçe gelir. Hiç şaşmaz. 6'ya 10 kala gibi de çıkardı. Her gün ama. Sonrasında cuma günü bir özel şirkete danışmanlık buldu da Allah'tan cuma günleri gelmezdi. O şirkete hala sempatim vardır. Hoca öğleye kadar kendi işlerini yaptırırdı. Tasihler, kitap, yeni formalar, işte kitap, yeni baskı yapacak. Sen şunu git bul, sen şu kararları tara falan filan. Hoca yemeğe gideriz, döneriz, böyle oturur, elini de göbeğine koyar, der. Jurnalde tribünoya aboneydi. Oradan bir karar mesela bulur. Şöyle 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 bir olay var der. Burada federal mahkeme ne yapmalıydı sizce derdi. Bu arada diğer medeni kürsülerinden gelen arkadaşlarımız da olurdu. İzlemeye, dinlemeye. O bir şey söyler, bu bir şey söyler, biz birbirimize gireriz. O hoca keyifle izler. Sonra sorularla yönlendirir. En son kendi çözümünü söylerdi. Doğrusu budur ama federal mahkeme burada yanlış karar vermişlerdi. Bilinçaltınızı da şunu sokardı. Yabancı hayranı olmayın. Ya. Bak koskoca federal mahkeme bile zırvalamış demek isterdi. Ve bunu her gün yapardı. Biz gerçekten hocanın çırağı olarak yetişen son nesildik belki. Evet. Hocam Necip Hoca'ya bir de sormak istiyorum. Necip Hoca'dan neler öğrendiniz? Almanların bir deyimi vardır bir şey olunca. Ama bu Mercedes mi iyi, BMW mi iyi demek gibidir. Yani bu ikisi mukayese edilemez. İkisi de çok çok iyi demek isterler. O klasik Alman kendini beğenmişliğiyle. Oğuzman ve Koca Yusuf Paşaoğlu hocalar arasında bir derecelendirme yapamazdınız. Necip Bey korkunç derecede zeki bir dahiydi. Tam bir aristokrattı. Müthiş bir genel kültür, üç dile hakimiyet. İnanılmazdı. Bakın mesela çok basit bir şey söyleyeyim size. Oturdum, çalışıyorum, bir mütalaa yazıyorum. Tabii Oğuzman, Fikret Eren, Necip Bey bunlar temel kitaplar. Necip Bey'in kitabına bakacağım zaman korkardım. Çünkü başıma geleceği biliyorum. Konu, örnek vereyim, yetkisiz temsilin sonuçları. Orada bir ayrım var. Elimdeki davada kritik bir şey. Yani diğer kitaplarda bir şey bulamayabilirim. Bir başlarım, açarım ilgili bölümü. Hoca da buldu, okurum. Sonra bakarsın sabah 4-5 olmuş.
Ben ta nerelere gelmişim. Kitap sizi içine çekiyor. Öyle tehlikeli bir kitap ki. İşinizi bitirdikten sonra kenara koyamıyorsunuz. Necip Bey'e korkunç derecede hayranım. Onun muhakeme yeteneği, yorumları, hukukçuluk yöntemi bambaşkaydı. İkisi de büyük devdi. Çok değerli insanlardı ve biz çok şanslı bir nesildik. Evet. Necip Bey'in yani özelliklerini anlatmak da bitmez. Kemal Hoca'nın apayrı. Mesela ben yurt dışına gideceğim, bunu da söyleyeyim. Şimdiki hocalara belki biraz ışık olur. Yabancı kuruluştan burslarını ben ilke olarak kabul etmem. Hiçbir zaman başvurmadım. Asistanım YÖK bursu var. Rektör yardımcısı beni çağırdı. Tamam, seni 2 yıl Almanya'ya gönderelim, burs var dedi. Kimse de başvurmadı. Peki. Ama hoca yalnız. Turgut Öz askerde, yeni asistan Tufan Öz. Ben de gidersem ne olacak? Ben 1 yıl diye dilekçeyi hazırladım. Hocaya söyledim. Tamam dedi. Dilekçeyi imzaladı. O sırada ben de lüzumsuzluk işte. Hani rektörlük bak beni nasıl takdir ediyor diye güya kendime pay biçeceğim. Hocam aslında rektörlük beni 2 yıl göndermek istiyor ama ben siz yalnız kalmayın diye 1 yıl dedim dedi. Şöyle baktı baktı, kağıdı aldı, oradan çarp diye yırttı. Yeniden yaz getir dedi. 2 yıl için. 2 yıl gideceksin dedi. Olur mu hocam? Bir de Kemal Hoca. O sene, o zamanlar 4 vize vardı ve Kemal Hoca vizeleri final gibi yapardı. Kağıtları ben okurum dedi. Ben bunu nasıl unutabilirim? 2 yıl boyunca hoca aşırı derecede yoruldu. Öyle bir hoca için de canınızı verirsiniz. Oğuzman ve Necip Bey'i yad ettik ama benim Rona Hoca'yla da çok yakınlığım vardı. Çok özel yakınlığımız vardı. Tübingen yıllarından beri. Büyük bir ağabey, büyük bir dosttu. Büyük bir entelektüeldi ve müthiş bir genel kültüre sahipti. Yani eşsizdi Rona Hoca. İnanılmaz bir insandı. Geçirdiğim bir rahatsızlık döneminde İstanbul'u doçentlik tezi sırasında müthiş, akıl almaz derecede şiddetli beyin ağrıları, sancılar filan, çözüm bulunamıyor. Bir gün eşimi aramış. Nuray demiş, ben bu çocuğu Almanya'ya götüreceğim. Orada ameliyat neyse yapılacak. Ben her şeyi, bizim o zaman imkanlarımız sıfır yurt dışında. Nerede daha yeni asistan doktor, yardımcı doçent. Ben her şeyi halledeceğim, siz karışmayın. Ben bunu götürüp ameliyat ettireceğim. Yani orada da bir ameliyat 200-300 bin eurodur belki. Bunu nazara alacak, bunu çok ciddi ve ısrarla teklif edecek kadar yüce gönüllü bir insandı. Tübingen'de Marktplatz'ta oturup birlikte şarap içip sohbet ettiğimiz yılları hiç unutamam. Rona abi ağabeydi. Ve böyle maç seyrederken, bir şey yazarken aklıma geliyor. Öyle özlüyorum ki. Rona Hoca'yı da, Necip Bey'i de, Kemal Hoca'yı da. Her gün anıyor içinden insan. Ama Rona Hoca tabii yaşça daha yakındı belki. Hep abi derdik. Onu çok seviyordum. Çok özlüyorum. Yani Rona Hoca... Bu insanlarla var ya, bir saatliğine tanışmanız bile büyük bir kazançtır. Ben onlarla ömür geçirdim. Tanrı beni çok seviyormuş. Şimdi son olarak ben size 2012 yılında yürürlüğe giren Türk Boşluğa Kanunu ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Bu kanuna yönelik çeşitli eleştirileriniz var. Ben o dönem İstanbul Barosu'nun yaptığı etkinlikleri de izleme fırsatım oldu. Kanun yapma yöntemini eleştiriyorsunuz. Ki Türk Boşluğa Kanunu kod kanun mahiyetinde bir düzenleme, çok çeşitli özel hukuk ilişkilerini regüle ediyor, düzenliyor, etkiliyor. Şunu sormak istiyorum hocam, eleştirilerinizde belki yine söylersiniz. Bir kod kanun, temel kanun yapılırken nasıl hareket edilmeli, nasıl bir yöntem izlenmeli? Furkan Bey, bu Türk hukukunun temel bir sorunu. Sadece borçlar kanunu özgü değil. O sırada borçlar kanunu, ticaret kanunu ve usul kanunu da biliyorsunuz aynı anda yapıldı, peş peşe yürürlüğe girdi. Şimdi kanun yapma yöntemi apayrı bir uzmanlık. Bir kere sürüyle kanun yapılmaz. 80 kişi, 100 kişi, yok noterler birliğinden de, yok Yargıtay'dan, yok bilmem ne odasından, şu barolardan bir sürü insan, böyle kanun yapılmaz. Tabii onun çekirdeği, onu götüren 4-5 hoca oluyor. Öbürleri de bir şey demiyor. Avrupa'da nasıl yapıyorlar? İsviçre'de, Almanya'da. Bir kişiye görev veriyorlar. O konuda mesela borçlar hukukunun en iyisi kim? Diyelim Necip Koca Yusufpaşaoğlu Hoca. Bu görev ona veriliyor.
Çok yüksek bir maaş ödeniyor. Diğer faaliyetlerini durduruyor. Süre sınırı yok. 15-20 sene sürüyor belki. Uber'in tasarısının geçmişini okuyun. Benim Medeni Hukuk Başlangıç kitabının bizim Oğuz Bambarlası'da da vardı. Orada adam belki 20 sene çalışıyor. Bir tasarı ortaya atıyor. Sonra bu tasarı doktrin tarafından, uygulamacılar tarafından eleştiriliyor. Makaleler. Mesela bu borçlar hukuku reformu yapıldı Almanya'da biliyorsunuz. Onunla ilgili 1000'in üzerinde makale yayınlandı. Sonra buradaki eleştiriler nazara alınarak o şahsa tekrar gönderiliyor. O redakte ediyor. Sonra 3-5 kişilik yine bu uzmanlar komisyonu bunu gözden geçiriyor. Öyle kanun yapıyor. Ve yaptıktan sonra da 2 sene, 3 sene, 5 sene sonra yürürlüğe giriyor. Bizde kanun çıkıyor, 20-25 gün sonra yürürlüğe giriyor. Yahu bu ülkede temel kavramlar kitabında yazdım, tapu daireleri işlem yapamadı. Şu eşin rızası bilmem ne medeni kanundaki gibi kefaletle ilgili hükümler yüzünden. Çünkü altyapı yok, ne tüzük yönetmelik var, ne genelgeler çıkmış. Bizde sürü haline gidiliyor, orada birkaç hocanın hakimiyetinde ortaya bir şey çıkarılıyor. Ve dikkat edin burada daha acısı diğer komisyonlarla hiçbir irtibat yok. Ticaret kanunu hazırlanıyor. Ya borçlar komisyonundan sonra şu faiz meselesini ne yapıyorlar? Yok, hiç yok. Bizi ilgilendirmez. Herkes bir tuhaf tutum içinde. Sonra da işte rezil oluruz şimdi. Neyse. Yani kanun yapma yöntemine ilişkin kurumsal bir kültürümüz yok aslında diyorsunuz. Hayır, yok. Zaten hocam son zamanlarda olağan kanun yapma yöntemi de son derece aşınmış durumda. Yani her iki kanundan neredeyse bir tanesi torba kanun olarak çıkarılıyor. O da zaten baltalayan bir şey zannediyorum. Yine Oğuz Bambarlas'ın giriş kısmında onlar da var. Ona ilişkin eleştirilerim de var. Hocam aslında meclisin bir iç tüzüğü var. Orada da kanun yapma yöntemi de anlatılmış. Yani komisyonlara gitmesi, gelmesi, kamuoyu görüşü alınması... Anayasanın nazar alamadığı bir ülkede meclis iç tüzüğünü kim takar? Daha acısı şu, yine temel kavramlar kitabının başına bakın. Medeni kanun, ticaret kanunu yürürlüğe giriyor. Pardon, ticaret kanunu kabul ediliyor. Daha yürürlüğe girmeden kaç maddesi değişti? Yüzün üzerinde madde değişti. Kanun kabul edilmiş, yürürlüğe girmeden yüzün üzerinde. Yürürlüğe girdikten sonra bir o kadar daha madde değişti. Akıl alır gibi değil. Peki Türkçe meselesi. Türkçemiz sıfır diyorsunuz. Kavramları Türkçeleştirmenin doğru olmayacağını düşünüyorsunuz. Neden öyle sizce? Şöyle Furkan Beyciğim. Hayatımda bir gün bir öğrencim bana derste hocam bu kelime ne demek? Niye bununla neyi kastı? Bunun anlamı ne diye sormadı. Çünkü konuştuğum dili herkes anlıyor. Yazdığım dili de herkes anlıyor. Dilimizin Türkçeleştirilmesine had safhada taraftarım. Dilimizin, çünkü biz Arap değiliz, Farsi değiliz. Dilimiz Türkse, biz Türksek Türkçe konuşmalıyız. Yabancı kavramlar sokmaktan da o kadar nefret ederim. Ama lütfen dikkat. Dili sadeleştirelim ama kavramları değil. Kavramlar sadeleşti. Temerrüde ne diyeceksiniz? Direnim. Ne de direnim? Direnim. Ya Furkan hadi maça gidelim. Yok hocam. Allah aşkına gidelim. Yok direniyorsun. Temerrüde mi düşüyorsun? Zaten bir de şu var Furkan, bizim topu kaç tane kavramımız var yahu? Tıp fakültesi, diş hekimliği, eczacılık, onlar on binlerce Latince kavramı ezberliyorlar. Sizin topu 200 tane, 300 tane kavramınız vardır. Ha mesela haksız iktisap, onun yerine sebepsiz zenginleşme denmiş. Muhteşem bir şey. Bunu yapın. Kavram içeriğini ifade etmelidir. Tamam mı? Ama kabine aşırı yararlanma diyemezsiniz ya. Öneri icap. Uygun mu sizce? İcap çok çirkin bir kelime. Öneri tam onu karşılamıyor ama icabın da başka benim bulabildiğim bir Türkçesi yok. Onun için öneri diyorum. Hani sözleşme önerisi anlamında öneriyi kabul ederim. Bir sözleşme yaptık. Sömürüyle ilgisi yok. İvazlarda dengeli. Ben o sözleşmeden aşırı yarar sağladım. İlk o tabloyu o zaman 50 bin dolara almışım. Şimdi 500 bin dolar. Bu gabin mi? Bari sömürü deyin. Evet. Türk Borçlar Kanunu dili maalesef çok başarısız. Çünkü oturup sakince baştan sona Türkçesi iyi olan biri tarafından redakte edilmemiş. Siz bunu
çalışmalar esnasında, kanun çalışmaları esnasında dile getirmiş miydiniz? Katıldınız mı hocam çalışmalara? Hayır, komisyonda ben yoktum. Beni istemezler. Niye istesinler? Şöyle olur. Komisyona bir başkan seçilir ya da fiili bir başkanı vardır o komisyonun. O kendisine itiraz etmeyecek, kendisiyle uyumlu çalışacak adamları seçer. Bizde hep böyle olmuştur. Gerçek bir bilim ortamı. Ya ne bilim. Ama hocam şunu anlıyorum. Kanun yapma yöntemine ilişkin olarak bir kere çok kalabalık kitleler halinde kanun yapılmaz. Onun yerine az sayıdaki hocaya görev verilir ve bu hocanın da maddi karşılığının temin edilmesi gerekir ki kendisini bu işe vakfedebilsin. Bunun neticesinde uzun yıllar boyunca belki bu kanun taslağına ilişkin eleştiriler sunulur. Eleştirilerin ardından düzeltmeler yapılır ve sonrasında kanun meclisten geçirilir şeklinde. Bir müdahale edilmez. Mesela İsviçre'de haksız fiillere ilişkin bir kanun tasarısı hazırlandı. Borçlar kanunu haksız fiiller hükümlerinin değiştirilmesi için. Bu kaç sene önce başladı. Widmer Wessner tasarısı. İki hocaya görev verildi. Monsieur Wessner ile Monsieur Widmer oturdular, çalıştılar, tasarı hazırladılar. Eleştiriliyor, hala eleştiriliyor. Belki 20 sene geçti, 15 sene geçti hatırlamıyorum. Daha da kanunlaşmadı. Çünkü olgunlaşması bekliyor. Hocam peki İsviçre çok muhafazakar değil mi kanun yaparken? Yani o kadar bekliyorlar, o kadar bekliyorlar ki evet. Belki hani siz konuşmanın başında 3 hocayı karşılaştırmıştınız ve ideal kıvamın Necip Koca Yusuf Paşaoğlu olduğunu söylemiştiniz. Yani evet, Türkiye'nin kanun yapma yöntemi hiç yok ama İsviçre'de çok muhafazakar ve nasıl diyeyim geç kanun yapan bir ülke. Hatta bir terim oluşmuş, Helvetica Lateness diye. Yani onlara özgü bir gecikme hali diye. Bunun belki bir arasını bulmamız lazım değil mi? Kesinlikle doğru. O kadar mesela Almanlar da öyle. Çok fazla detaycı ve gereksiz meleklerin cinsiyetini tartışırlar. Yani o kadar garip garip şeylere takılıyorlar ki bu kadar da olmasın. Tamam, bugün artık Avrupa hukuku, Alman hukuku, İsviçre, her yer Anglo-Amerikan hukukunun istilası altındadır. Bunu son işte borçlar hukukunun reform kanunu, BGB önemli ölçüde değiştiren Alman kanununda da görüyoruz. Evet. Anglo-Amerikan hukuku benim için hukuk bile değil. Farklı bir şey. Ama onların olumlu bir tarafı var. Pragmatik, pratik ve olaya çabuk çözüm bulabiliyor. Öbür taraftan klasik bizim Alman ve komşu hukukları. O klasik pandemi sisteminden sonra meydana gelen bu ağdalı yapı. O da çok ağır gidiyor be. Çok ağır. Yani ikisinin ortasını bulmak lazım. İsviçre yine Almanlardan iyi. Onların kanunları daha özlü, daha pratik falan. Ama onlarda da revizyon şart. Artı biraz daha yani şu işte adam ödememiş, ihtar göndermişsin ödememiş. Yok işte derhal seçim yapacaksın. Yok mehil ver. Yeter artık be. Amerikan hukukunda öyle değil. Ödemedin mi bitti, haksızsın. Bütün zararlardan da sorumlusun. Sözleşmenin ihlali. Zarar. O kadar basit. Evet. Son olarak nasıl bitirmek istersiniz? Belki meslektaşlarınıza, genç meslektaşlarınıza tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben size bırakayım. Başarının tek bir şartı vardır. O işi sevmek. Bu kadar basit. Ben akademisyen olsun, avukat olsun, genç meslektaşlarıma hep şunu tavsiye ederim. Merak etsinler. Bu niçin böyle? Bunun mantığı ne? Bu niye var? Sorgulasınlar. Bir avuç çivi yutmuş gibi olmalı bir akademisyen özellikle. Sürekli her gün biri batmalı midesine. Bu neden böyle? Niye burada süre verilmesi gerekiyor? Vermezsem ne olur? Peki vermedim ne oluyor? 112'ye göre müsbet zarar tazminatı için dava açabilir miyim? Niye kanunda yok? Sürekli sorgulamaları lazım. Avukat meslektaşlarımın da beni en çok yaralayan özelliği, yıllarca ne bürolarda ne üst düzey bürolarda toplantılara katıldım. Hiçbirinin elinde kanun yoktu. Hiç kanuna bakmıyorlar. Eski rahmetli hocalardan, Ebu'l-Ulab Mardin miydi, merhum Schwartz miydi hatırlamıyorum. Ebu'l-Ulab Bey'di galiba, Köprülü Hoca anlatmıştı. Her gece başucuna kanunu koyarmış. Çünkü bunlar eski hukukun adamlarıydı. Birden 1926'da Amerikan Borçlar Kanunu girdi devreye. Adam dersini anlatıyor. Her gece oradan sindire sindire ve düşüne düşüne 20 madde okurmuş. Kanun bittiğinde tekrar baştan başlarmış. Ölene kadar bunu yapmış.
Avukat meslektaşlarımızın kanunla hiç ilgileri yok. Kanunu okusunlar bir. İkincisi, ben staj yaptığım yıllarda rahmetli Selim Karet Hoca'nın bürosunda, büronun üç ortaktı onlar, dava takip işlerini yöneten Ahmet Uslu diye bir avukat vardı. Çok parlak bir öğrenciymiş. Normal düz avukatla akademik yönü yoktu. Bir gün canı sıkıldı herhalde, boştu. Beni odasına çağırdı. Namiciğim dedi, anlattı. Benim en büyük gücüm nedir? Çok da başarılı bir avukattı. Biliyor musun dedi. Gecenin ikisinde, üçünde uyandırıp soru sorabildiğim, bana bedava mütalaa veren hocalar dedi. Nasıl dedim? Gecenin üçünde dedi, uyandırıyorum dedi. Soruyorum, bana cevabını veriyorlar. Bir kuruş da para almıyorlar. Dedim, efendim o nasıl olur dedim. Arkasını döndü. İşte benim profesörlerim dedi, kitaplığını gösterdi. Anlatabiliyor muyum? Bugün meslektaşlarımızdan görüyorum, özellikle bir meslektaşım. Büyük bir fedakarlık yapıyor. Bütün Türkiye'yi geziyor. Turneye çıkıyor. Ve direkt uygulamayı ilgilendiren konularda konferans veriyor. İşte Niğde Barosu, Kayseri Barosu, Erzurum Barosu. Çocuk gidiyor. Onun gibi başka meslektaşlarım da var, bunu çok yapan. Ben de yaptım vaktinde. Yahu o baroda belki 2000-3000 avukat var. Bedava. Gelmiş size kat karşılığı inşaat sözleşmesi. Ya da kira tespit tahliye davalarını anlatıyor. 7-8 kişi, bilemeden 10 kişi var dinlemeye gelen. Anlatabiliyor muyum? Ben hep şunu söylerdim. Asistan alırken de, başka yerlerde de, avukat alırken bürolarda da bana danıştıklarında. Bilgi eksikliği olsun, onu kapatırız. İlgi eksikliği olmasın. İlgi eksikliğini gidermenin yolu yoktur. Ve bugün ben avukat meslektaşlarımın çoğunda müthiş bir ilgi eksiği görüyorum. Hazır sana mütalaa vermeye gelmiş adam, bedava işte, bir hoca, bir profesör İstanbul'dan gelmiş. Ne işin var o gün? Git izle. Bir de size işlerinizi aksatmasın diye cumartesiye falan koyuyorlar. Bedava dinle 2 saat. Neler öğrenirsin? Yok. Maalesef bu bir yara. Çok düşünmeleri, kanunun çok iyi didiklemeleri ve konferans ve sempozyumlara mutlaka avukat arkadaşlarım özellikle katılmalarını tavsiye ediyorum. Yararlansınlar doktrinden. Medeni kanun 1. maddesi bunu emrediyor. Evet. Hakim kararlarında bilimden ve yargı kararlarından yararlanır diyor. Yararlanabilir demiyor. Yararlanır diyor. Hakim doktrin kaynağını, o konudaki kitabı, tezi, monografiyi bir yardımcı kaynak olarak alacak. Görüşe katılır katılmaz ayrı. Ama onu bir kere yok sayamaz. Avukat olarak sizler de yok saymamalısınız. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Umuyorum siz de İstanbul'da yüz yüze de karşılaşma fırsatımız İyi olur. Ya. Hocaları İyi dinlemek ya. İsterim. Sizin tecrübelerinizden faydalanmak isterim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar diliyorum kardeşim. Hoşça kalın.